Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Crusader Kings 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kamerayı aşağı aldım. Burada zaten sadece zamanla şeyler var. İşte şuradan şeylere bakabiliyorsunuz. İşte düklük ünvanları, krallık ünvanları falan filan. Bunları görebiliyoruz sadece buradan. Kamerayı buraya aldım. Normalde bak sol üst bomboş. Ama sol üstte kamerayı alınca şimdi benim kamerada ayna var. Ayna dediğim yani normalde olan yönün tersini gösteriyor. Şu an normal şartlarda ben ekrana bakarken, şu an tabi yan ekrana bakıyorum. Sola doğru bakıyormuş gibi gözüküyor ama ben aslında sağa bakıyorum. Karışık bir durum. Neyse, sol tarafa kamerayı alınca tekrar aynayla yönümü değiştirsem bile böyle ekranın dışına bakıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden sağ tarafa almıyorum. Şimdi sol tarafa pardon. Şimdi 989 askeri birlik falan filan. En son geçen bölüm biz şuradan düklük ünvanlarından Munster düklüğünü kurmuştuk. Yüce şef olduk en son. Değil mi? Yavrum benim. Yüce şef. Tamam. Munster düklüğünü kurup yüce şef olduk en son. Şimdi hedefimiz tabii ki şeyi birleştirmek. Nedir onun adı? Şuradan krallık ünvanlarından İrlanda'yı. İrlanda'dan sonra Britanya'yı böyle komple buraları alırsak. Britanya'dan sonrasına bakarız artık. Diğer şeylere ulaşır mıyız, o kadar uzar mı bilmiyorum. İzlenirse niye olmasın? Seri izlendiği sürece devam eder bu arada ki seri sevilir tutulur çok izlenirse sezon sezonda oynanacak bir oyun zaten bu. Ki modlarla falan böyle güzel şeyler de yapılıyormuş. Mod yapılıyormuş. Öğrendim. Şimdi en son geçen bölüm şurayı oğluma vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam evet benim vasalım olmuştu. Burayı da torunuma vermiştim. Doğru muyum? Torunum değil mi benim? Karakterinizin erkek torunu. Tamam. Torunumuz bu da. Kendi eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz çocuk zaten. Şimdi bu aslan parçasının çok fazla şeyi yok zaten. Askeri yok. 693 askeri varmış. Bizim 900 bilmem kaç. Bununla benim ateşkesim vardı. Bitti mi o? Kaç yıllıktı? 4 yıllık mıydı? Aha, bitti mi? Yok, ateşkes. 18 ay kalmış. Tamam. Ateşkes bitsin. Ben buna dalıp bunu yok edeceğim. O sırada başkaları da gerçi 18 ay hızlı geçebilir. Bunun kaç askeri var? Bunun da askeri yok oğlum. 515 askeri var. Müttefiki de yok bunun. Bunu da döveriz ki. Bu dayı da yaşlanmış iyice. Şimdi bu İrlanda'yı almak için tabii ki bu kıta parçasını komple şurayı almamız lazım. O yüzden buradaki herkese saldıracağız. Neyse şimdi bu dayının şeyi yok. 500 de askeri varmış. Abi ben bu dayıya çökerim. Nasıl çökeriz? Şöyle çökeriz. Dayıcım. Çökmüyoruz, vazgeçtim. Paramız yokmuş. Bir zaman bir ilerlesin bakayım şöyle. 3x'te bir devam etsin. Bunlar ne bekliyor? Dur dur bakayım. Sarayda hekim bulun. Dur buraya hekim atamak lazım. Yatkınlığına göre sıralamış. Şampiyonlarım var. Şampiyonlarımı şey yapmayayım. Yüce Şef onu geç. Bu kim? Yatkınlık berbat diyor ama. Nasıl berbat ya? Bunlar çok kötü ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Saraya şey yapamıyor muyuz? Hekimi aratsak. Dur aratılıyordu galiba. Bekle be, o bir beklesin. Bu ne? Neyse tamam. Savaş açabilirsiniz diyor. Onu bir geç. Rehine de dehine teklif edebilirsiniz. Sarayınızda süt anne yok diyor. Aramaya başlat süt anneyi. Bunu bir kapat. Bekle şimdi şuradan. Konsey değildi. Neresiydi o? Saray mensubu. Şimdi sarayda hekim yok. Kervanbaşı, cartçurt bunlar da yok. Buralara birini atamak lazım da yatkınlık iyi diyor mesela. Ama şampiyonları bunlar. Şampiyonları ben buraya atayamam. Şampiyonları atarsak şampiyonumuz kalmayacak. Hepsi de şampiyonum anasını satayım. Neymiş lan bu? Abi buraya birini atamak değil de. İlla bizim kendi sarayımıza gelmesi lazım. Abi. Saray mensupları tutsaklar. 7 tane tutsağımız var. Fidye karşılığı serbest bırak diyelim. Hepsini serbest bırakayım ben. Fidye karşılığı serbest bırak. Fidye ne verecek bana? Size 10 yıl boyunca eksi 23 falan filan. Koz karşılığı.
Ha, para veremiyor. Ama kozumuz oluyor ona karşı. Uza. Bunu zaten serbest bırakmadım mı? Dur. Bakayım. 25 altına. Bırak. Oyun şu an devam ettirmediğim için şey olmuyor tabi. Tam maliyeti karşılayamıyormuş. Poz karşılıyor o zaman. Poz karşılayınca görüş kaybediyor. Boş ver, görüş kaybetmesin. Tamam, diğerlerini şey yapamıyoruz şu an. Dur. Tamam, şimdi oyun devam ettirince bunlar çıkacak da. Abi bir şey söyleyeceğim. Saray mensubu bulmam lazım benim ya. Onu nasıl yaparız? Şampiyon davet ediliyor zaten. Hak sahiplerini davet etme abi. Sarayınıza hak sahiplerini çağıracak. 350 prestij mi harcıyoruz? Yok anasının gözü. 10 yıl boyunca seçilemiyor olacak diyor. Dur. Hekim ara. Heh. Şurada gözümün önündeymiş. Aramayı başlat bakayım. Hekim ara. Şuradan bir de kervanbaşı ara. Tamam. Bunları bir ara bakalım. Şimdi oyunu devam ettirelim. Şimdi 18 ay geçsin. Şeyler oldu. Ha, şunları sattık, serbest bıraktık falan. Dur şimdi. Süt anne ara. Ha, yeni birini bulduk. Şimdi. Yatkınlığı zayıf, 15 altın ödeyeceğim diyor. Bu. Yatkınlığı mükemmel, 50 altın. Abi yok ki 50 altın. Gerçi öder eksiğe girer en kötü ihtimal. Bir şey olmaz da. Versem mi ya? Ya zayıf yatkınlıkla çocuğun başına bir şey gelir şimdi. Al. Lanet olsun al. Son iki inlik bir şey olmaz. Şey yapacağım. Kervan başı geldi yavrum benim. El yatkınlığı ortalama 15 altın. Tam ortalama olsun o. Bu kim? Saray hekimi. Zayıf yatkınlık. Ortalama yok. İkisini de sevmedim. Başka bulun. Ortalama yatkınlığa 15 sikke veririm. 15 sikke. Para birimi ne lan bizim? Yazmıyor. Askeri yeteneği seçilebilir. Seçelim abi hemen. Şimdi diğer tarafları ilerleyemiyoruz. Burayı seçtiğimiz için tabii ki. Etrafı sarmak. Düzenli asker karşı verimli artı 25 falan filan. O bir beklesin. Şunu abi. Kadın evini açınca ne oluyordu? Kontrol edilen arazide savunma avantajı sağlıyor. Sonraki ne oluyor? Kale seviyesi artı bir. Düşman işgalleri kontrol düşürmez falan filan. Şu ne? Ordu bakım altın masrafı. Oo. Ordu bakımın şeyini düşürüyor. Paralı asker kiralama maliyetini düşürüyor burada. Bu tarafta ne var? Bu tarafta full askeri geliştiriyor bunlar ya. Burada bir şey yok. Bu ne? Ya bu taktik zaten şeyi. Tamam, şunu aç bakayım. Buradan aşağıya doğru ilerleyip asker bakım maliyetini düşürelim madem. Az daha cebimize bir para girsin. Şöhret seviyemiz ünlü. Bir seviye daha atlarsak şanlı olacağız. Burada ne var? Borçlayız. Fark ettim onu. Saray hekim bulunmuyor. Onu da ayarlayacağız inşallah. Şampiyonlarımıza bir bakalım. Orduyu aç. Şampiyon var mı yeni gelen? Yeni gelen biri yok. 9 şampiyonumuz var. 2 şampiyon eksik. Şampiyonlar aranmaya devam ediyor. Aha, düzenli askeri şey basabiliyoruz şimdi. Bir tane daha. Prestij harcamaya gerek var mı? Bence harcayalım. Bu bana saldırmaya mı geliyor? Yeni hak sahibi. Ne oluyor lan? Hiçbir işe yaramayan şansölye şef bilmem ne konuşmaların ilişkilerine geçelim. Bulunurken yüce şef kişinin üzerinde hak iddiasını resmi olarak tanımış. Bana dostlar bulman gerekiyor. Düşmanlar değil lan. O mevzuyu tam anlamadım da çaktırmak. Bu ağzına tükürdüğüm benim şeyi yağmalıyor. Bak. Baba bak. Aldırmış alıyor. Bak. Bitti mi bizim ateşkesimiz? Ben şunu hemen bir döveyim. Ateşkes bitti mi oğlum? Ben kendimden bir bakayım ne olayım da şimdi adımız çıkmasın. Ateşkes bitmemiş. Bu puş niye saldırıyor hala? 15 ay var daha. Ateşkesi bozsam ne olur? Bozabiliyoruz mu gerçi? Onu bir deneyelim önce. Bakalım.
Sıçtık. İyi de ben borçtayım. Bu puş da gelmiş. Burayı yağmalıyor abi. Ben bunu döverim. Ordumu şurada bir topla bakayım. Benim orduyu şurada bir toplasana sen. Şimdi belini kıracağım ben şimdi. Ne oluyor lan burada? Çakal. Sen hayırdır lan benim şeyimi yağmalıyorsun? Kuşta bak ya. Git lan buradan. Çakal seni. Sen bekle oğlum, 15 ay kaldı, bekle. Döveceğim seni. Bekle sen. Hadi hoş bakın. Bu geri gelecek mi? Kesin geri gelir bak. Bu da benim toprağıma geliyor gibi hissettim ben bir. Niyeyse. Ya da bunlara mı gidiyor? Onlara gidiyorsa sıkıntı yok. Aha, o da onlara yağma atacak bak. Biz de yağma atabiliyoruz anladığım kadarıyla savaştayken, ama ben yağma atmak istemiyorum. Tamam abi, biz orduyu dağıtabiliriz. Orduyu terhis et. Edemiyoruz, niye? Etrafta ordular vardı. Buraya gel. Bırak onlar yesin birbirlerini ya. Abi şunlar çok fena dayak yedi yalnız, ben söyleyeyim. Bayağı fena dayak yediler. Orduyu terhis et. Dağıt abi orduyu. Herkes bir gitsin. Firari milisler mi? Ne oluyor lan? 5 yıl boyunca firari milisler etkisine sahip olacaksınız diyor. Mareşal'in kötü askeri becerisi bu. Mareşal. Bak bu hep sıkıntı çıkarıyor bu adam. Yok mu lan başka Mareşal? Marta. Mareşal'i değiştireceğim. Başka bir şampiyonum Mareşal olarak atayabilirim de, bu soylu, gerçi soylu olsa da pek bir şey değişmez de. Askeri gücü, diplomasi, askeri idare. İdare mi önemli bunda ya? Ne önemli? İdare önemlidir herhalde ya. Tamam, buradan kim var abi şampiyon? Şu var. Geç bakayım oğlum sen buraya. Komşu puştu. Onu da şey yapalım, dur. O da gitmesin bir yer. Onu da şampiyon yapıvereyim şurada. Gerçi otomatik şampiyon oldu mu? Martan burada mı? Martan. Hah, Martan burada, tamam. Şampiyon oldu. Allah'ım yarabbim. Milisler gidiyor ya. 5 yıl boyunca diyor bir de. Puş diye. Bir işe yaradığı da 3 ay kaldı. Aha. Yağmalanıyor muyuz? Nasıl yağmalanıyoruz lan? Ben yağmalanmıyorum ama bu yağmalanıyor. Benlik bir şey yok. Düşmanlık 3 ay içinde bitecek. Bir saniye kardeşim. Bu herifle benim ateşkesim yok mu zaten? Bu yağmalanıyor ya. Onun bizde bir şey yok. Aç bakayım şunu. Ne zaman bitiyor bu? Yağmalandı mı? Kurtardıydık be. 10 ay var daha. Zaman yavaş geçiyor. 4x alayım da 4x de gitsin bari. Tamam, bunları dövdük. Askeri birlik bastıracağım da şimdi değil. Ne oldu lan? Aa, kızımız. Süt annesi sıra halinde odama girdi. Kızımız da ha. Bir haberci edasıyla ilan etti diyor. Efendim, paha biçilmez bir olaya tanıklık ediyorsunuz. Fedem size muazzam bir hediye verecek. Deyip çocuğu ileri dürttü. Hadi Fedem söylesene diyor. Babası dişim düştü. Dişi düşmüş. Kızım dişsiz gülümseme gururla sergiledi ve düşen dişinin içinde olduğu bir keseyi bana uzattı. Uğur getiri diyebiliyorum, prestij kazanıyoruz. Çocuğa para veremem. Hah. Para yok. Para olsa para verirdik. 5 altın da paramız yok. Burada bir kapışmalar falan diyor. Beyler hiç şey yapmayın. Ben komple İrlanda'yı birleştireceğim. Siz çok şey yapmayın, kendinizi yormayın. Ama komple çökeceğim buralara. Merak etmeyin yani. Şimdi prestijim var aslında da, asker maliyeti ne kadar şey yapıyor? Dur bakayım. Sen şimdi ne kadar altın alıyorsun? Ha, bunlar prestij götürüyor lan. Altın götürmüyor. Ama prestijim 0.2 geliyor artı. Çok düşük. Yeni bir birlik daha eğitirsem o yüzden sıkıntı çıkar.
Neyse müttefikimiz var zaten. Bunların da 750 askeri var. Federal adlı kişinin ilk giyinişi mi? Ne oldu lan? Sabırla kıyafetlerimin getirilmesini beklerken bir hizmetkar kekeledi. Efendim kıyafetlerinizi bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsunuz lan? Etrafım beceriksizlerle dolu diye homurdanarak yatak odamda öfkeli dolaştım. Kızım Federal için ayrılan odada hem giysilerimi hem de üst annesini buldum. Bizim kız mı çalmış giysileri? Bunda benim payım yok efendim. Kendi kendine giyindi. Bizim kıyafetlerimizi giymiş. Bizim adam niye ağlıyor lan? Bay Keratavay diyebiliyoruz. Demek bir moda prensi. Sadece şey kazanıyor. Moda prensi lakabını alacak diyor. Prensesi pardon. Minnettar çocuk. Kızımız sevsin bizi ya. Altın gibi bir çocuk. Aha. Bir sabah günü hazırlanırken kızım Feden bana yaklaştı. Sevgili babası dün kuzeydeki kuleyi keşfederken bunu bulduk. Sana vermek istiyorum. Bana ufak bir lime bir para kesesi verdi. Tıngırdıyordu diyor. Lan kızımıza bak lan. Alnından öperim bu çocuğu. 15 altın getirdi. Görüyor musun? Bak bu öbür çocuklara bak. Yani bu çocuk da ah lan savaşta yüzü parçalandı da. Kontroller ne durumda? Tamam, kontroller ufak ufak artıyor. Buranın eksi 40'ına rağmen. Bizim enayi Mareşal yüzünden. Melez kültür mü oluşturuldu? Ne oluyor lan? Bu kim oğlum? Ragnar mı? Hayda Ragnar. Yabancı hükümdar. Kontrolcü yobaz evli değil falan filan. Neyse. Bize giren çıkan yoksa sıkıntı yok abi. Sarayımızda hekim bulunmadığını ben de farkındayım. Dur bakayım. Vasallık teklif edebiliyorum. Aa, bu yanımızdaki adama vasallık teklif edebiliyoruz ha. Edeyim. Şu herife vasallık teklif ettim. Bakayım kabul edecek mi? Aha kabul etti. Etmeseydi çünkü zaten ben şey yapacaktım. Selamlar benim etkileyici üzerim ne lan? Üzerim. Vasallaştırma teklifinizi kabul ediyorum efendim dedim. Tamam dedik. Şimdi bu herifle ilişkimiz kötü ama. İlişkimizi düzeltmek için bunu etkile diyeceğiz. Planı başlat. Etkileme planı başladı. Bununla ilişkimizi yükseltmemiz lazım. İyi oldu bak. Savaşmadan bir toprak daha aldık. Ve vasalıyla birlikte yani. Direkt kontrolü de iyi buranın. İrlanda kültürünün yeni kültür önderi oldunuz. Eyvallah. Mezhep lideri bölünen. Bu kim lan? Dayıcım kolay gelsin. Hayırlı işler. Tamam bunlara dalayım o zaman. Birine dalacağım. Ben bu çocuk niye geçti başa? Öldü kesin bu adam yaşlıydı zaten. Buna çökeceğim ben şimdi dur. Tamam şunlarla savaşacaktım. Gerek kalmadı ona. 1021 asker şeyimiz oldu. Şimdi aga seninle ilişkimizi biraz düzeltmemiz lazım. Sana hediye göndersem ben. Eser mi hediye diyeyim? Ne verebiliyorum ki eser olarak? Ha, şu kaba mücevherleri verebiliyorum. Yok sana vermem bunu. O acil bir durumda kullanırız. Eser hediye etmeyeceğim de hediye gönder desem 37 altın mı göndereceğiz illa? Başka bir şey gönderemiyoruz. Neyse tamam. Bu arada eğitecek çocuk var mı ya? Feder mi kim eğitiyor? Çocuğu eğittir. Ben eğitirim. Çocuğu eğitelim. Tamam. Eğitim de başladı. Şimdi altın 1.4 geliyor. 1.2'den şurayı alınca 1.4'e çıktı. Şey sıkıntımız var. Prestij. Hekim bulunmadığının ben de farkındayım. Önemli vasallıklar konsey koltuğunu bekliyor. Şef bilmem ne. Sen kimsin lan? Konseyde şey beklentisine sahipmiş. Lan bu benim torunum değil mi? Aa torunuma bak büyümüş çocuk. Kaç ay geçti aradan acaba? Bu şimdi şeyde yer bekliyor. Aslanım sen beklemeye devam et. Sana yer veremeyiz maalesef.
Yapacak bir şey yok. Şampiyon 10 olmuş lan. Bir şampiyon daha gelmiş. 10 şampiyonumuz oldu. Ya da o şeyi alınca o bir vasal şampiyon olarak da gelmiş olabilir, emin değilim. Şimdi askeri birlik bir tane daha oluşturursak çok iyi olur aslında ama işte dediğim gibi prestij eksiye inecek. Prestiji arttırmak için ne yaptırabiliriz acaba? Devam etsin bakayım şimdilik de 4x'e şöyle. Ulan para için şunları yağmalasam mı diyeceğim. Ganimet 19 altın diyor. Maksimum 19 altın alabiliriz bunlardan. Bence almalıyız 19 altını. İttifak kur. Ne oluyor? Ortak ittifak gelecek. Ne diyor? Selamlar. Benim sakin süzerenim ne abi ya? Bunun Türkçe'ye çevrilmiş hali süzerenim mi? Başka bir şeydir bu da. Bizi birbirimize bağlayan kan bağları resmileştirip ülkelerimiz arasında bir ittifak kurmayı öneriyorum. Lan neyin ittifakını şey yapıyorsun çocuk? Mekan benim zaten. Bu bizden ayrılacak mı lan ittifak kurarsak? Kabul edilirse ortak bir ittifaka girilecek diyor. İttifaklar iki hükümdar arasındaki bir diplomatik ilişkidir. He, bağımsız olmayı planlıyor bu. Reddedersem ne oluyor? 25 görüş kaybedecek 100 yıl boyunca. Oha. Ama kabul edersem de şimdi bu ayrılacak bizden. Baksana şurası ayrılacak yani şu ortadaki kısım. Bu ortadaki kısım ayrılırsa bizim şeyden İrlanda'yı kuramayabiliriz. Emin değilim belki yani ittifak olduğumuz için kurulabilir de. Ama yok kurulmaz muhtemelen. Toprakların bizde olması lazım. Ne diyor abi başka? Tam okuyayım şurayı. Bağımsız hükümdarlar savaşlarda müttefikleri yardıma çağırabilir. İttifaklar hükümdarlara yeteri kadar yakın olan iki karakter arasındaki evlilik veya nişan yoluyla kurulur ve devam ettirilir. Örneğin bir kral kızını başka bir kralın oğlu ile evlendirirse evlilik tam onu biliyoruz yani. Süzerenler ayrıca vasallarıyla da müttefik olabilir. Süzerenler vasalların savaşlarına çağıramaz ama vasalın örgütleşmelerine katılması önerilir. E ben şimdi bu ayrılırsa orduya da çağıramayacağım. Yok abi ittifak kurmuyorum ben seninle. Görüş kaybedeceksen kaybet yani hiç umurumda değil. İttifak mı kuruldu? Lan reddettim ya. Kurduk mu reddettik şimdi? Ne oldu şimdi? Bak işte şimdi. İyi lan tamam bizden ayrılmadı burası tamam. Ama bizim savaşa çağıramayacağız şimdi. Neyse önemli değil ya. Ben burayı yönetebiliyor muyum peki hala? Bize bağlı. Tamam ya tamam sıkıntı yok. Reddedecektim. Kurdum ittifak. Neyse. Bir herifi etkileme çabamız 52 diyor. İlişkimiz zaten bir tık düzeliyor da. Daha buna var. Tamam devam et bakayım. Oğlum oyun harbi sardı bak ha. Dur şunlara saldıracaktık en son. Bana yağmur mu atacak? O değil de şu kuş bana yağmur atmaya geliyor bak. Şöyle yapıyoruz. Orduyu başka bir arada toplayamıyorum. Yeni toplanma noktası. Şurada da bir ordu toplama yerimiz olsun abi. Şurada topla bakayım orduyu. O çakal bana mı geliyor? Ne oluyor lan? Hayırdır? Terhis ettiler orduyu bak. Bekle abi şimdi biz orduyu terhis edeceğiz. Mecburen. Bunlara saldırmak için. Ekside de değiliz artık. Senin müttefikin falan var mı çocuk? Yan tarafı yağmalıyormuş bu da. Delikanlı gel bakalım. Şimdi ben sana bir savaş açacağım. Savaş ilan et. Hontluk fethi. Veya boyun eğdirme. O çocuğa boyun eğdirmeye gerek var mı? Bence yok. Aç abi kontluk fethini. Savaş ilan edelim. Bizim orduyu hemen şurada bir topla. Müttefike gerek yok. Bunu tek döveriz. Bunun zaten şey falan yok.
Hem diğerinde ekstra şey olacak muhtemelen onun da. Daha fazla düzenli askerle karşılaşma. Yok biz daha iyiyiz. Bunu her türlü döveriz. Daha iyi ordu, daha iyi şey falan filan. Oo, bu buraya bile gelmedi ki, daha orada şeyle kapışıyor. Yağmalamaya gittiydi o tarafa. 5 para etmez, 100 çift bilmem ne. Şansölye bir süredir konuşuyorum ve oldukça utanç verici şeyler yaşandı. Tahmin ettiğim gibi biri değilmiş. Bu mu? Komşu hükümdar diyorlar. He, saldırdık diye oldu. 5 yıl 30 görüş kaybettik. Kaybettik. Ezdik adamları direkt. Çok kolay oldu. Bu ne lan, bizim ölme ihtimalimiz mi? Aylık yıpranma diyor. Tamam abi, oraya çökelim biz direkt. Mekanı alalım. Böyle böyle gelişeceğiz yani, yapacak bir şey yok. Prestijimiz düştü tabi. De artar o sonra. Kazandık abi savaşı. Talepleri dayat. Talepleri zorla kabul ettir. Orduyu da terhis et abi. Bunlara da çökmüş olduk şimdi. At orduyu. Tamam. Buraya da çöktük. Şimdi burayı da birine vermeli miyim acaba? Bak ben tek başıma 4 tane toprağa şey yapabiliyorum. Şu an 2 tane var. Bir tanesi şurası, bir tanesi burası oldu şimdi. 4 toprağa şey yapabiliyoruz. Buraya bir şey yaptıracak olsam mesela, bak burası da 75 istiyor. Burası da ucuz yer. Yeni yetenek. Abi şuradan devam. Asker şeyini azaltacağız. Maliyetini. Bu ne? Etkinlik düzenle diyor. Abi dur, etkinliği bir karıştırma. Zafer, tamam. Şeyi kazandık. Burada ne var? Kontlukta düşük kontrol. Tamam, oraya şimdi birini atarız ya. Ya da bizim şeyi Mareşal'i oraya ben bir atarım şimdi. Bu ne? Saray hekimi ara. Saray hekimi aramıyoruz mu zaten? Ya bunlar bulunan adaylar mı? Süten ne var? Saray hekimi. Yatkınlığı hepsinin zayıf ama ya. Yatkınlığı iyi olan biri yok ki. Bir tek hekim eksik ha. Süten ne var? Kervanbaşı da var. Tutsakları satabiliyor muyuz? Poz karşılığı satabiliyor muyuz? Yok dursun. Para karşılığı abi. Poz karşılığı tek pek. Devam edelim. Şimdi Mareşal. Konseyden. Kontlukta kontrol şey yapma. Ama şimdi bak, kontluk görüş artışı, baron görüş artışı diyor. Kontluk görüş kaybı, kontrol kaybı, baron görüş kaybı. Ben burayı hiç ellemesem burası daha iyi olacak gibi geldi bana. Ananı avradın, sıfır mı? Lan isyan çıkacak ha. Abi buraya birini atasam diyeceğim. Benim elimde toprak kalmıyor çok. Kral sen şuraya bir geçsene ya. Tıklayamadım mı oğlum? Zaten yapıyormuş, pardon. Tamam. Devam et. Burayı da aldık. Bu neydi? Etkinlik ya. Etkinliği boş ver. Ne oluyor lan? Ölçüllük. Kızımız Feden. Oğlum kız çok hızlı büyüyor, bu zaman çok hızlı geçiyor ya. Kızımız Feden'le birlikte basit bir suçlunun idam edilişini izliyoruz. Kendisiyle düşünün falan filan. Hayatta asla yutamayacağı lokmayı ağzına almaman gerektiğini öğrendiğini söylüyor. Tamam. Feden ihtiyatlı özelliğine sahip olmaya devam edecek. Feden ihtiyatlı özelliğini kaybedip adil özelliğini kazanacak. Adil özelliğini kazan. Azıcık stres alabiliriz, bir şey olmaz. Isırık ve gözyaşı mı? Ne oluyor lan? Torunumuz değil mi bu? Torunumuz. Anladığım kadarıyla savaş sanatındaki meziyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz dedi şef bilmem ne. Şu işte bizim torunumuz. Konuşurken bir yandan da düşünceli bir şekilde gözlerini kıstı. Savaş alanını daha farklı bir şekilde okuyabilmemizi sağlayabilirim. Sert ve ezici stratejiler yeteneği konusunda başarılı olmasıyla bilinir. Şu. Kim bu? Ha bu mu? Bizim toruna bak sen. Eğer bu konuyu anlamana yardım edecek biri olsaydı kesin o olurdu. Şimdi öğrenirsek bizim ustamız olacak çocuk. Torunum bana şey öğretiyor. Yetenek. Gözü kara yeteneğiyle geliştirecek falan filan, tamam. Askeri şeyi daha kolay öğrenmemizi sağlayacak diyor.
Öğret lan. Torunumuz yani torunumuz diye de şey öğrenmeyecek değiliz. Öğretebiliyor. Öğretsin. Yeni bir şey öğreneceksek niye öğrenmeyelim yani? Burası şimdi kendine geliyor mu biraz? 3'e çıktı. Tamam. Halkın görüşü 30. Oğlum sıkıntı çıkarma bak, Maraşel burada. Vallahi bak. Bir önceki Maraşel gibi şey yapma. Şimdi düklük unvanını zaten almıştık. Sıra krallıkta. İrlanda'yı birleştirmemiz lazım. Birisi bize karşı görüş kazandı. Aa şu bizim şef şu. Aynen. Bunu bir tur daha etkileyebiliyor muyuz? Etkileyemiyoruz. Peki. 150 prestij kazandık. Bu olay eşinizin kötü idare becerisine rağmen gerçekleşti diyor, 150 prestij. Hanım iyi ya. Hanım iyi prestij getiriyor. Abi prestij bu kadar geliyorsa ama 0-3 diyor hala. Eksiye ineriz yine. Bunu bir şekilde arttırmak lazım prestiji. Ve parayla da şu bizim ana mekanı bir geliştirmek istiyorum ben. Yani şuradaki yerleşimimize yeni bir şey yaptırmak istiyorum. Buraya. Burası mıydı lan? Yok, burası yerleşim yeri inşa ettirdi. Şurası. Heh. Bu. Sen kimsin lan? Bu kim lan? Kuşta bak benim mekana çok. Oo, bu da burada büyümüş ha. Bu da burada büyümüş. Senin müttefikin var mı lan? Enayi. Sen şimdi daha ne giymedin mi? Neyse önümüzdeki bölüm bu herifi döveceğim ben. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.